Öncelikle ürün hakkında bir genel bilgi vermem gerekirse 110 lira civarlı bir fiyata satılıyor. 2022 Mayıs itibariyle bu dediğim fiyat 120 lira da olabilir. Şimdi ürünü incelemesine gelirsek ürünümüz multivitamin olmanın yanında birkaç tane daha özellik barındırıyor. İşte mineral, levokarnitin, turmeric, kırmızı ginseng, işte koenzim Q10 falan. Bunların bir kısmı da Coeli Brands denen e, firma tarafından üretiliyor ve ürün vejeteryan. Bunun dışında e, ürün bildiğiniz e, vitaminlerden farklı olarak şunları içeriyor. Üründe vitamin ve mineral dışında ekstra supplement olarak satılan şeylerden biri var. Ve ürün fiyat performans olarak kendini cidden aşmış bir ürün. Ben bu fiyat performansa başka bu şekilde vitamin bulamadığımı belirtmek isterim. Dikkat edilmesi gereken iot var içinde. Yani e, hipertiroidiniz falan varsa sorun olabilir. Öyle bir tıbbi sorunuz varsa bence bunu doktora tanışmadan almayın. Artı yön olarak e, dediğim gibi fiyat performans oranı var. Eksi yön içinse dediğim gibi tekrar e, içinde fazla bulunan değişiklikler yüzünden direkt kafaya göre alınamama ihtimali var. Ama bir sağlık sorunuz yoksa bir sorun yaratacağını düşünmüyorum. Ama olduğunu düşünüyorsanız bire kullanmadan önce bir doktora danışın. Şimdi ben kendisini kullanıyorum ve kendisinden önce işte daha önce 3-5 marka daha kullandım. Ne kullandım? Spreading kullandım ve cidden sadece reklamdı hiçbir vasfı yoktu. Üstü çikolatalı gibi garip bir şeydi. Ee, onun dışında Vitabiotics kullandım. Onun dışında bir tane daha adını bilmediğim marka kullandım. Yine supplementlerde satılan. Ama hiçbir bunun kadar fiyat performans olarak verimli değildi açıkçası. Bunda reklam olmaması ve tüm e, fiyatı ürünü ödemeniz güzel bir etken. Onun dışında e, üründe ilginizi çekebilecek şunlar var. Levokarnitinin yanında koezim Q10 var. E, zerdeçal ekstrası var. Glutamin var. E, taurin var. E, bir günlük ihtiyacınızı karşılayacak kadar B vitamini ve özellikle B12 vitamini var. K vitamini var ama içindeki D3 vitamini %200'ünü karşılasa bile günlük ihtiyacın. Ben bunu kullandıktan 3 ay sonra falan hala D vitaminim 8 seviyesinde falandı. Bunun sebebi de şu. Ya ben o bunu kullandığım ilk dönem ki 1,5 yıl öncesini falan tekabül ediyor. Hiçbir şekilde korona dönemi yüzünden dışarı çıkamıyordum. Bu yüzden bunun sorunu bu D vitamini eksikliği sorunu bunu atmak doğru olmaz? Onun dışında B12 vitamini mi hiçbir zaman eksik olduğunu falan gözlemlemedim. Ee, kendisinde zaten e, toksite yapabilecek vitaminlerin miktarı günlük değerin altına verilmiş. Mesela B12 vitamini e, suda çözülen vitamin olduğu için fazlası depolanamayıp idarlatılıyor ve toksite yapmamasını sağlıyor. Bu mesela günlük ihtiyacın %1'i kadar verilmiş. Ve bu kesinlikle bir sorun yaratmıyor. Bu dediğim sebepten dolayı böbrek yetmezliği falan yoksa. Ama mesela A vitamininin sadece günlük ihtiyacını %38'i kadar vermişler bir sorun yaratmasın diye. Bu konuda güzel dengelendiğini söyleyebilirim. Çünkü bazı vitamin firmaları bunu cidden çok saçma yapıyor. Dediğim gibi sonuç olarak elimizde oldukça pozitif ve e, olumlu bir ürün var. Yani vitamin için. Ben şahsen e, psikolojik pek bir etkisini görmeniz mümkün değil açıkçası. Ciddi vitamin eksiğini, eksikliğiniz falan yoksa. Ama onlar için ciddi vitamin eksikliğiniz varsa ve doktora gitseniz büyük ihtimalle sadece o e, vitamin özel eczaneden alınacak ilaç yani vitaminleri yazacaktır. E, bunu yazdıysa da o konu hakkında bilgim yok. Ama şunu diyebilirim. E, böyle konularla ilgili falan bir sorunuz yoksa ve sadece dediğim gibi casual günlük kullanım için alıyorsanız bu ürün e, paranızın karşılığını alabileceğiniz iyi bir ürün. E, almanızı öneririm eğer vitamin kullanmak istiyorsanız. Ama öyle harika bir sonuç beklemeyin dediğim gibi. Çünkü bunlar sonuçta vitamin. Bunlar doping şeyi falan da değil. O umutlarla giriyorsanız vitamin almanızı da öneririm ama ayrıca. Video işinize yaradıysa like atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Görüşürüz.